Hakan evet. Doğan. Şimdi bir konuğumuz olacak. Bu uygulamayla ilgili biraz bilgilendirelim evet. insanları değil mi? Bu süreç çünkü eczanelerden alınacak artık kodla ama nasıl alınacak? Bir başvuru yapılıyor mu? Yapılıyorsa sonrasında süreç nasıl işliyor? Ve eczanelerde bununla ilgili neyle karşılaşıyor eczacılar? Hayriye Başkan karşımızda. Kendisine soralım. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş buldum Serap Hanım. Nasıl gidiyor bu maskelerle ilgili durum? Son bilgiyi sizden alalım. Biraz da bilgilendirir misiniz insanları, maske dağıtım süreci nasıl işliyor? Tabii ki. Biliyorsunuz 6 Nisan tarihinde maske satışları tüm Türkiye'de durduruldu. Öncesinde hemen bu kararın ardından eczaneler ve bütün dağıtım kanallarında maske satışını bizler de durdurduk ve diğer sektörlerde durdurdu. Ve PTT kanalıyla E-Devlet üzerinden başvuran vatandaşlara gönderilmeye başladı. Ama bunun çok da kolay bir yöntem olmadığı sanırım fark edildi. Daha sonra bütün dağıtım işleminin eczanelere verilmesine karar verdi bakanlık. Ve bizler de reçete sisteminde maske kodu açılarak telefonuna şifre gelmiş vatandaşlarımıza maskeleri vermeye başlayacağımız duyuruldu. İlk etapta Ankara ve İstanbul'da başladı bu dağıtım konusu. Maskeler depolar kanalıyla eczanelere gönderilmeye başladı. İstanbul'da Cuma öğleden sonra başladı. Fakat cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olduğu için pazartesi günü alan maskesini alan vatandaş sayısı yaklaşık 900 bin civarındaydı. İstanbul Eczacı Odası'ndan aldığımız bilgilere göre. Yani 7,5 milyon maske eczanelere dağıtıldı. 900 bini vatandaş faydalandı. Bugün itibariyle de yaklaşık 2,5 milyon adet maske yine eczanelere geleceği bilgisini aldık. Ankara'da ilçelere ve merkezde tüm eczanelere günlük 500'er adet maske dağıtımı tamamlandı. Diğer şehirlere daha sonra gidecek. İlk etapta 57 ve 65 yaş arası vatandaşlar maskelerini alabilecekler. Cep telefonlarına gelen kod ile alacaklar. Bu kod fakat, için bir kayıt yapılıyor mu E-Devlet'ten? Yoksa herkese yani... Hayır, bir kayıt yapılmıyor. Cep telefonuna gelen şifre ile eczaneye gelmesi gerekiyor. Ancak birçok vatandaşımız şifrenin gelmediğini söyleyerek eczanelere gelmeye başladı. Bizim şifremiz gelmedi. Biz maskemizi nereden alacağız gibi başvurularla gelmeye başladılar. Şimdi şifrenin gelebilmesi için öncelikle E-Devlet'ten PTT'ye başvurmamış olunması gerekiyor. Yani bu dönemde ilk etapta hem E-Devlet'ten hem de PTT şifre kanalıyla maske alamıyor vatandaş. Şu dönemde tek hakkı var. 10'ar günlük süreç için 5 maske hakkı var. Vatandaşımız bunu bilmiyor. Eğer E-Devlet'ten istediyse... Hayriye Hanım, özür dilerim. Ben vatandaşımızın neyi bilmediğini tam olarak anlamadım. Şimdi Pardon, hemen açıklayayım. Şöyle sormak istiyorum. Şimdi bir kere kalabalık ortamlarda, kamu sahasında, toplu taşımda bu maskeleri kullanmak zorunlu. Evet. Dolayısıyla bu maskeleri insanların edinmesi gerekiyor. Çünkü eğer takmazlarsa ceza yiyecekler. Doğru mu? Evet. Doğru. Evet. Şimdi peki diyelim ki ben sıfırdan buna başlayan bir insanım. Şimdi işe çıkacağım, toplu taşım kullanmak zorundayım ve maskeye ihtiyacım var. Ama maske bir yerde satılmıyor çünkü yasak. Şimdi ben maskemi nereden alacağım? Kime başvurmalıyım? Öncelikle benden haberdar etmeliyim. Ne yapacağım şimdi? 57-65 yaş arasında değilseniz maskeniz yok. Nasıl maske yok? Yani kod da mı gelmiyor şu aşamada? Kod da gelmiyor. Şu dönemde gelmeyecek. Evet. Sonra peyderpey maske şifreleri. Peki 32 milyon vatandaşımıza kodları gönderildi açıklaması var. Bizlere başvuran genç hastalarımız 57 yaş ve 20 ile 57 yaş arası vatandaşlarımız şifreye gelmediği konusunda şikayetleri var.
Özellikle sağlık çalışanları bu konuda çok mağdurlar. Yeterli maske alamadıkları için ve satış da olmadığı için maskesizler. Markete gitmek isteyen vatandaş yine maskesiz. Çok hızlı bir şekilde bu sistemin oturtulması Peki, gerekiyor. Peki sağlık çalışanları niye mağdur? Yani onlar çalıştıkları kurumdan maske ihtiyaç oranında alamıyorlar mı? Sağlık çalışanları neden bir mağduriyet yaşıyor? Sağlık çalışanlarından bize gelen serzenişler şunlar. Yeterli maskemiz yok. Günlük bize verilen maske adedi az. Serzenişleri geliyor. Hastanelerde çalışanlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli. Tamam, bunu not edelim bir kenara. Olmuş. Bunu not edelim bir kenara, yazalım ve duyuralım. Böyle bir takım talepler de geliyor diye ve bunların açığının kapatılması gerekiyor. Şimdi öbür tarafa dönersek, bir vatandaş olarak ben önce bir yere bir kayıt bırakmak zorunda mıyım? Ben şuyum ve maske lazım bana diye. Hayır, yalnız telefonunuzun şirket telefonu olmaması gerekiyor. Şahsi evet. Olacak. Evet, şahsi telefonu olması gerekiyor telefonunuzun ve kendi adınıza kayıtlı olması gerekiyor. Yani, telefon sizin adınıza. Şu ana kadar E-Devlet'ten en başta, yani PTT'den alabilirsiniz açıklaması ardından form dolduranlar kod beklemeyecekler. Onlar kargoyu beklemek zorunda. Evet. Sonrasında eğer hiçbir başvuru yapmadıysak E-Devlet'ten o zaman bize kod gelecek, ama öncelikle 57-65 yaşa geldiği için bu kodlar, 57 yaşın altındakilere şu an kod gelmiyor. O yüzden de onlar maske de satılmadığı için kendileri evde maske yaparak mı bir şekilde bu çözümü bulacaklar? Çünkü esas çalışan kalabalık işte o 57 yaş altı şu anda ülkemizde. Evet, ne yazık ki böyle bir sıkıntı var. Çalışan kesimde kendi çözümünü bulmak zorunda. Yalnız çok sağlıksız şeyler de duyuyoruz. Dün özellikle benim bölgemde maskelerin eczanelerde veya diğer yerlerde satışı yasaklandı. Fakat pazar girişlerinde, çok sağlıkla alakalı olmayan yerlerde maske satışının olduğu haberleri geldi. Bunların iyi kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyoruz eczacılar olarak. Ve hijyen koşullarında dağıtılması gerekiyor. O yüzden bu sistem güzel. Biz eczaneler birinci sınıf sağlık hizmet sunucuları olarak maskeleri bizim dağıtmamız mantıklı ve doğru yol. Ve biz her zaman buna hazırız. Ancak bunun daha sistemli olması gerekiyor. Şifre gelmesi, ayrıca TC vatandaşı olmayanların bu konuda sıkıntıları ve 57 yaş altındaki çalışan kesimin maske sıkıntısı. Muhtemelen şu dönemde kendileri ellerinde buldukları çözümlerle yapacaklar, ama ciddi bir sıkıntı var. Ne kadar zamanda bu kodlar 57 yaş altına gelebilir? Bununla ilgili size bir bilgi paylaşıldı mı? Yani tahmini bir şey hayır. Var mı? Hayır. Ya ortada çok büyük bir sorun var o zaman. Yani hakikaten ciddi, büyük bir sorun. Ciddi bir sorun var. Fakat şöyle de bir şey var. Aslında maskenin koruyuculuğundan önce, evet, toplu yerlerde maske kullanılması gerekiyor ve çok da gerekli bence. Çünkü nefes yoluyla, solunum yoluyla havada belli bir süre asılı kaldığına dair çalışmalar yapıldı. Bu virüsün asılı kalıyor havada. Maske şart. Özellikle kalabalık yerlerde. Fakat insanlarımızın öncelikle izole olması gerekiyor. Lütfen evde izole olun. Çalışmayan kesimden bahsediyorum. Ve gerekmediği sürece dışarı çıkmayın. Maskeye de ihtiyacınız olmayacak. Yani 60-65 yaş arası ya da 57-65 yaş arası vatandaşımızın zaten haftada bir gün market ihtiyacının dışında dışarı çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada uygulama şöyle başlatılabilirdi. Şifre gönderimi öncelikle çalışan kesimden başlatılabilirdi. Birazcık sanırım burada bir yanlış karar alındı gibi düşünüyorum. Benim şahsi düşüncem. Peki. Ya şimdi hayır, bu izolasyon meselesinden öte şimdi şöyle bir durum var. Maske şart değil gibi ben de bilim insanlarından da bir takım değerlendirmeler duyuyorum, ama artık bu bir
zorunluluk biliyorsunuz bir kanun. Evet. Metroya yani, bir otobüse binemezsiniz. Bir önlem olarak bu açıklandı ve maskesiz binmek yasaklandı. Şimdi bir otobüse binmeye, metroya binmeye kalktığınızda oradaki güvenlik görevlisi sizi durduracak maskesiz olduğunuz için. Durdurduğunda siz de diyeceksiniz ki bana maske verilmiyor, satışı da yasak, ne yapacağım? Dolayısıyla orada sürtüşmeler yaşanmaya başlayacak. Tabii o bakımdan bir an önce maske dağıtılmıyor lazım. Ama onlar da sokağa çıkma yasağı. Peki siz irtibat kurdunuz mu yetkililerle, böyle böyle bir meselemiz var diye, dernek başkanı olarak böyle bir sorunumuz var, bunun nasıl gidileceğini söylediler mi size? Ben Farmetik Girişim Cezacılar Derneği yönetim kurulundayım. Bizim değil ama odaların, oda başkanlarının bakanlığa talepleri oldu tabii. Dün bölgemizden özellikle Merkez Heyet Kurulu üyesi eski başkanımız Yüce Yenilmez'le görüştüğümde kendisi iki bölgede, Ankara ve İstanbul'da yaşanan ve diğer şehirlerde de süre gelen bu sıkıntılar için bakanlığa görüşme yapacaklarını söyledi. Ankara'nın şöyle bir önerisi var. Derler ki aslında şifre gitmesin, her vatandaş kendi TC kimlik numaralarıyla eczaneye gidip maskesini alabilsin. Sanırım en kolay çözüm bu olacak. Bu zaten kayda da girer, kimin ne kadar aldığı da sistemde eğer tanımlı bir kanal varsa zaten belli olur diyorsunuz değil mi? Evet. Var, tabii ki var. İlaçları da çünkü biz o şekilde yapıyoruz. Hasta gelecek TC kimlik numarasıyla biz maskesinin kaydını gireceğiz. Daha önce aldıysa zaten sistem vermeyecek. Peki yeterince maske var mı bu durumda? Efendim? Maske tedarikinde bir sorun var mı, bir sıkıntı var mı? Üretimi epeyce, biz üretildiğine dair epeyce haber veriyoruz. Yani siz satamıyorsunuz ama elinizde maske var mı yeterince? Geliyor mu? Tedarik zinciri burada çalışıyor mu şu anda? Şu anda her eczaneye 500 adet depolar tarafından gönderilmeye başlandı. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Peki. Ama tabii ki eczanelerin elinde maske kalan çok meslektaşım var. Benim elimde bitmişti maskelerim o kararın alındığı günlerde. Kendimize kadar kalmıştı. Ama kendi kullanacaklarımız da bittikten sonra ne yaparız? Böyle bir sıkıntımız var. Bunun dışında da elinde stoklu maske kalan ve bunun ödemesini yapmış olan eczacı arkadaşlarım var. Bir şekilde bu maske satışlarının satışa da açılması gerekiyor. Belki belirli bir fiyat konarak bu yapılabilir. Çünkü vatandaş da mağdur, sermayesini parasını bağlayan eczacı da mağdur burada. Bir kolaylık getirilmesi gerekiyor bu konuda da satışa anlamında. Son olarak bunu kısacık alalım. Hayri Hanım, siz verirken ambalajı açıp böyle elden ele mi veriyorsunuz maskeleri? Yani onların steril ambalajları var. Beşer beşer veriliyor ya. Beşer beşer nasıl veriyorsunuz? Evet. Çok önemli bir sıkıntı bu da. Depodan 150'li ya da yüzlü paketler halinde geliyor maskeler. Bu çok da sağlıklı değil. Çünkü her seferinde paket açıyorsunuz. Beşer tane çıkararak veriyorsunuz. Tamamen hijyen bozuk. Biz bunun için kendi belki palyatif bir çözüm ama bence şu durumda en iyi çözüm gibi düşündük. Farmetik Girişim Cezacılar Derneği olarak tüm üyelerimize kilitli poşetler yaptırıp hijyen koşullarında kendi laboratuvarlarımızda beşerli adetlerde onları hazırlayıp hastalarımıza vermeyi planladık. Bu da tavsiye olsun. Peki. Evet, eczacı odalarımızda bunu yapabilir ve tüm eczanelere dağıtabilirler. Böyle bir hizmet için yola çıkılırken sahanın yeterince araştırılmadığını da anlamaya başladık bu durumda. Dolayısıyla evet, kilitlenmenin de hallolması lazım ama tabii Sağlık Bakanlığı'nı sizi bilgilendirmeniz de lazım. Sağlık Bakanlığı'nın dikkatiyle efendim böyle bir mesele, bir durum var. Eczacı Hayriye Başkan, çok teşekkürler. Pek çok kişi bu konuda ne olacak diye merak ediyordu ve size gelip soruyorlardı. Biz buradan o sorulara biraz sayenizde yanıt vermiş olduk. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ve bu arada